Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Kıyır kıyır bir kurabiye değil, kıtır kıtır bir kurabiye tarifi vereceğim. Ağzınızda eriyen hem de nişastalı bir kurabiye yapacağız. Üzerine çikolata ve mısır gevreğiyle çok güzel bir şekilde kaplayacağız. Şimdi bu içine nişasta koyduğumuz kurabiyelerin tamam ağızda dağılan çok güzel bir tadı var ama böyle çaysız, meşrubatsız yediğiniz zaman böyle bir boğaza hafif dolanıyor. Yani böyle bir kuru kuru bir tat veriyor. İşte bunu tam da ortadan kaldıran un ve nişasta ölçüsüyle birlikte çok güzel bir kurabiye hazırlayacağız. Bir un kurabiyesi hazırlayacağız. Hatta pişmiş hallerinden de anlayacaksınız ki böyle ağızda dağılan bir kurabiye olacak. Bunun üzerine kahvaltılık çikolatayla kaplayacağım. Onun üzerine de Bim'den aldığım bu mısır gevrekleri var, karamelli. Şimdi bazı mısır gevrekleri çok lezzetsiz oluyor. Lezzetsiz olanları ben tavsiye etmiyorum. Karamellisi çok ama çok yakıştı bence. Diğer mısır gevrekleriyle yaptığım için de söylüyorum. Ama siz öyle de seviyor olabilirsiniz. Karamel sevmiyor da olabilirsiniz. Üzeri içinde mısır gevreği kullanacağız. Şimdi bu kurabiyeyi gördüğünüz gibi öncelikle bir spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elimi işin içine sokuyorum. Bu tarz yani oda ısısında margarinle tereyağı ile yaptığınız kurabiyeleri elinizi en son aşamada böyle hafif toplamak için sokarsanız içine çok fazla un almayacak, şekillendirmeniz de kolaylaşacaktır. Bu şekilde hazırladığım hamurumu tepsime diziyorum. 2 tepsi kadar kurabiye çıktı. Ben bunları oğlumun okuluna götürmesi için yapmıştım. Bütün çocuklar böyle bayıla bayıla yediler. Kurabiyelerimi akşamdan yaptım. Ertesi gün bunları üstünü kapladım. Şöyle ben göstermek istiyorum. Şimdi nişastalı kurabiyeler biraz daha normal kurabiyeye nazaran geç bayatlıyorlar. Böyle bir artısı da var. Daha önceden de yapabilirsiniz. Fazla mı geldi? Atın buzluğa. Bir buzdolabı poşetinde atın. Sadece yiyeceğiniz kadarını soslayın. Çünkü çikolatanın üzerinde kaldığı zaman mısır gevreği 1-2 gün kaldığında bayatlamaya başlıyor, yumuşamaya başlıyor. Halbuki biz kıtır kıtır bir tat istiyoruz. Kahvaltılık çikolatayı sıvı yağ ile incelttim. Normal böyle fındık yağı kullanabilirsiniz. Ben ayçiçek yağı ile kullandım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi içine daldırdığım kurabiyeyi baktım gördüm bu çok fazla çikolatalanıyor. Böyle olunca bu işlemi beğenmedim. Ben size daha sonra yaptığım kaplama yöntemini göstereceğim. Böyle bir kaseye bu kadar çok çikolata değil de bu çikolatadan bir kaşık kadar koyacağım ve böyle iki tane kurabiye falan üstünü bulamaya yetecek. Onu da şöyle hemen yakın çekimle göstereceğim. Mısır gevrekleriyle de yine böyle elinizle hafif hafif kırın ki böyle daha çok üzeri kaplansın. İri parçalar halinde olursa çok fazla üzerine binmiyor. Ne kadar çok böyle mısır gevreği alırsa üzerine o kadar güzel oluyor. Gördüğünüz gibi bakın hemen dibine koyuyorum. Bu şekilde içinde etrafını ince bir tabaka halinde çikolatayı bulamam da kolaylaşıyor. Bu bulduğum bir yöntem çok da işime yaradı. Ve mısır gevreğini daha derin ve böyle daha hafif bir kaba koydum. Böyle hafif de sallıyorum. Her tarafın çok kolay ve tam da istediğim gibi bulayabiliyorum. Bütün kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım. Dediğim gibi sadece tüketeceğiniz kadarını böyle kaplayabilirsiniz. Gerisini buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hatta dondurucuda aylarca muhafaza edebilirsiniz. Çok lezzetli bir kurabiyedir. Gerçekten şahane bir kurabiyedir. Başta da söylediğim gibi nişasta ile unu öyle bir oranda kullanmalısınız ki böyle boğaza sarmamalı. Bence ben bu kıvamı yakaladım. İnşallah sizler de dener ve yorumlarda beğendiniz, beğenmediniz, şöyle olsa bence daha iyi olurdu, ben böyle yapıyorum, Tuğba çok daha güzel oluyor dersiniz. Ben bu yorumları seve seve okurum. Bu muhteşem kurabiyeyi denemeniz dileğiyle bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.